Büyüteç devam ediyor sevgili seyirciler. Tevfik İlter, İlker Dağlıoğlu, Naci Özen, Osman Güdü ve Pınar Acar stüdyomuzda İstanbul ve deprem gerçeğini konuşuyoruz ama hani vatandaşın en merak ettiği şey evimizi nasıl sağlamlaştıracağız, yenileyeceğiz, ne olmalı biraz bu. Artık bu saatten sonra biraz o aşamaya gireceğiz ama Osman Güdü'nün iki başlığı ve süresi biraz azdı. Hemen girişte onu rica edelim, birinci devam bölümün edeceğim. Sonunda vurgulamaya çalıştığım şey şuydu. Deprem ve depremsellikle ilgili gerçekler ve bunun karşısında yapılması gerekenlerin yapılmadığına ilişkin. Evet. Şimdi burada aldığım notlardan hareketle aktarmaya çalışıyorum. Programın akan süresi içerisinde bunların içini dolduracağız. Kentsel yenilemenin, deprem dönüşümünün, yasal düzenlemeleri, hatta bu yapılan işlemlere daha da hız ivme katacak bu yasalarda yeni düzenlemelerin de yapılması... Bakıldığında dışarıdan gözlüyorum. Türkiye'de olayın depremle ve depremsellikle ilgili olmadığı tamamen ranta dönük oldu ve önümüzde ileride çok daha büyük sıkıntılar yaratacak kentleri oluşturduğumuzu söylüyorum. Aslında bu dönüşüm bizler için büyük bir şans olabilirdi. Yani biz bir şeyleri yeniden yapıyorduk. Büyük ölçekte kaçtı. Büyük ölçekte. Biz bir şeyleri bahsettiğim şekilde yapılması kimsenin işine gelmeyecek. Müteahhitin gelmeyecek, arsa sahibinin gelmeyecek. Bugünkü anlayışla bahsediyorum, yönetenlerin gelmeyecek. Ama çocuklarımızın ileride yaşayacağı kentler oluşacaktı. Hmm. Biz bu şansı kaçırdık. Çünkü yıkıyoruz, yapıyoruz. Doğru. Yıkıyoruz, yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yıktığımızın yerine %30 daha artı değerle yapıyoruz. İnsan artışıyla, yoğunluk artışıyla. Ama altyapıda falan değil mi? Yaşanılmaz kentleri birazcık daha güçlü binalarla yaşanılmaz kentler oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı gerçekleri bu şekilde baktıktan sonra kentlerin geleceğini de nereye gidiyoruz bunu da sorgulamak lazım. Yani biz kentlerde fiziki olarak depreme dayanıklı binalar yapabiliriz. Binalarımız insan öldürmeyebilir. O insanların beyni ölüyor. Beyni ölüyor insanların. Bunun farkında değiliz. Ve bir başka konu, afet anında ne yapacağız? İstanbul afet anında ana arterleriyle yapılması gereken o afet planlarıyla ilgili İstanbul bir yağmur yağıyor felç. Bir kar yağıyor felç. Ya bu anlattıklarım İstanbul depreminin yanında samimi söylüyorum kafadaki bir kıl kalır. Biz bir şeylerin farkında değiliz hala. Öyle bir gaflet içindeyiz ki farkında değiliz. Uyutuluyoruz. Basınıyla, televizyonuyla, yönetenleriyle uyutuluyoruz. Rüyadayız. Biri bizi dürtsün ama ne zaman dürtecek? Her şeyiyle. Onun için bu çok önemli. Bunu vurgulamak lazım. Çok önemliydi. Teşekkür ediyorum. Biraz daha lokal hani yurttaşın merak ettiği soru kalıbına doğru geçmek istiyorum. İzniniz olursa. İşte yaşanan sorunlar malum elime onlarca da soru geldi. Çok sayıda da seyircimizin mesajı var. Hatta Can Bey siz ölüyoruz dediniz, az bile söylediniz. Geçtiğimiz günlerde hocamız açıklamasında bağımsızlığımız tehlikeye girer. Ulusal güvenliğimiz sorunlu olur dedi. Az söylüyorsunuz diye ekliyor. Katılıyorum. Yani değerli hocanın verdiği rakamlar vesaire ben bilemem onu bilim adamları ya da o ölçekteki akademisyenlerimiz değerlendirecektir ama söylediği şeyin gerçekleşmesiyle birlikte gerçekten bir toplumsal anlamda sıkıntıyı çok ağır bir şekilde yaşama ihtimalimiz yoğun ki dört cepheden ateş çemberine sarılmış bir ülke olarak teşekkür ediyorum değerli seyircimize. Onun dışında işte Behçet Kurguş İstanbul'dan, Adil Tetik Bey, yine Mehmet Ceylan Bey'in mesajları var. Ahşap önerisi binaların yapılmasında, sizin bahsettiğiniz az önceki konstrüksiyon modeli yine gündeme getiriliyor. Bir diğer seyircimiz özellikle bu patent çerçevesinde ya da mimarlık ofislerinin ya da o çerçevede oluşacak yerler de belediyelerin içinde olsun. Hesap sorabilelim seçimlerde diyenler var. Böyle bir öneri var. Katılırsınız, katılmazsınız ben bilmiyorum ama seyircilerimizden gelen başlıklar bu. Yine bir iki örnekte binamız 6 katlı. 99'dan sonra deprem yönetmeliğiyle 4 katlı hale geldi. Yani 4 kata binamızı yenilemek istesek bile ki depreme dayanıksız olduğunu tespit ettirdik diyor.
Bir Avcılar'da bildiğim bir örnek var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla en azından bir 6 mahallede bu sorun aşıldı gibi şimdilik değerlendiriliyor. Tamamen kilit binalar var. Tek bir kat bile çıkamıyorsunuz. İşte burada oradaki oturanlara maliyet yüklenmek durumunda kalıyor. Bunu da özellikle yapı stoğumuzun da yaşlılığını göz önünde bulundurarak özellikle 60-70 yaş kuşağında hadi bir 10 yıl daha kredi çek gel bu binanı yenileyelim mi yaklaşmak sıkıntılı şeklinde hani vatandaşın bizatihi kardeşim ne olacağım dediği nokta var. Nereden bakalım bilmiyorum yani aslında onun için biraz size bakıyorum. Hani bir toplum ve şehir olarak mı yoksa parsel parsel mi sizce bu iş çözülmeli ya da toplu konut bakış açısıyla mı çözülmeli? Hemen baştan başlayalım. Bir el kalktı galiba. Aslında sorunları gruplayarak. Yani bu nesnel şeye öyle. Yanıt gruplayarak istiyorum. Biraz gidelim. Öyle gidelim istiyorum. Şimdi ne yapmak istiyorduk? Karşımıza ne tür sorunlar çıktı? Bundan sonrasında yani neler yapmamız istiyorum. Lazım? Bu arkadaş diyor ki işte benim binam 6 katlı. Ben tamam. Yeniden yaptırsam 4 katlı. Ben nerede çözeceğim? Ben paramı versem de ev sahibi olamıyorum diyor. En azından işte 2 ya da 4 daire sahibi. Bir tanesi yani, diyor ki 60 yaşındayım. Kilit imar. Müteahhit de gelecek adam da tabii bir rant ya da bir kar amacı istiyor. Yani ek bir daire olsun ben o daireyi satayım ki hani o binanın maliyetini karşılayayım diyor. Ne yapacağım diyor yani yok doğru. Yapamıyorum diyor. Öneriniz ne? Şimdi burada mesela temel belediye mi sorumluluğu almalı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı almalı? Kat istifakı mı gelmeli? Ya da şehirlerimiz iyice çöplük bunlar olur? Bunlar çok çok şey mesela, hemen peşin kararlı. Bir defa bu sorumluluk devlete aittir. Yani bunu baştan koyalım. Devlet bu derken siyasi iradenin yöneticilerini kastetmiyorum. Doğru bir devlet neyle yönetiliyor olursa olsun vatandaşlarını sağlıklı ortamlarda yaşatmak zorundadır. Bunun için eğitim verecekse eğitim verecek. Eleman yetiştirecekse eleman yetiştirecek. Para harcayacaksa para harcayacak. Üçüncü köprü ne kadar şartsa, gerekliyse, para harcanıyorsa bazılarına göre olmayabilir. Ya da bir havaalanı ne kadar gerekliyse insanların yaşayacakları konutları depreme dayanıklı yapmalarını sağlamak, bunun yöntemini geliştirmek, bunun yolunu açmak gerekirse parasını vermek devletin görevidir. Bunu nasıl planlar? Bunu çok tartışabiliriz. Ama vatandaş tek başına buna çözüm bulmak zorunda değildir. Önüne bir yasa atıp evlerinizi güçlendirin. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki bu yasanın getireceği bir sonraki sorundan bahsedeyim size. Yani karşımızda olan şey bugün çözüyor gibi görünse de başka problemleri getiriyor. Beyefendi az önce söyledi. İmar planları, şehirlerin imar planları. Ben de şehir planlamada master yaptım. İller Bankası'nda görev yaptım, çalıştım. Çatalca imar planlarında, başka imar planlarında. Hektarda yaşayan kişi sayısına göre planlanır. Bir kentte hektarda 500 kişi yaşayacak diye ana bir karar verirsiniz. 20 yıllık, 30 yıllık kestirimlerde bulunsun, nüfus kestirimlerinde. Ve hektarda 500 kişi üzerinden 20 yıl, 30 yıl kaç yıllık yapıyorsanız sonra o kentte yaşayacak insan sayısı üzerinden ihtiyacı olan camiden okula kadar, ihtiyacı olan yoldan kreşe kadar, sanayi tesisinden kamusal yapılara kadar, yeşil alandan altyapıya kadar, depremde o kentin başına geleceklerin önlemlerini düşünmekten fazla yağan yağmurda gidecek kanalizasyona kadar her şeyi planlarsınız. Tam da şehir planlama budur aslında. Ülke planlamanın bir parçasıdır. Sorduğum soruyu aslında yanıt alıyorum tabii. Galiba. Siz diyorsunuz ki bu şehircilikle bakılır, toplu değerlendirmek tabii. Gerekiyor. Ama sorun şurada patlıyor. Bütün bu planlamaları yapan ekipler aslında bilim eğitimi almış, bilgi dağarcığı dolu, bir takım araştırmalarla ve geleceği tahmini senaryolar üzerine yapan insanlardı. Ne zamana kadar? İller Bankası kapatılana kadar. Sonra bu artık piyasaya verilmeye başlandı. Piyasa neye göre yapıyor? Müşteriye göre yapıyor. Müşteriye göre yaparken planın artık bütün bu ihtiyaçlara göre, orada yaşayanlara göre, belediyenin taleplerine göre olmaktan çıkıyor. Siyasi iradenin ihtiyaçlarına göre yapılmaya başlıyor. Burada başka bir sorun daha çıkıyor üstelik. Belediye meclisleri plan kararlarını değiştirebiliyorlar. İyi ama orada bu konunun uzmanları yok ki. Yani Fırıncı Mehmet Bey çok çok severim, komşum. Ama plandan hiç anlamaz. Şehirciliği bilmez. Avukat Ahmet Bey ya karşımızda oturuyor. Can ciğer dostuz, haftada bir görüşüyoruz ama avukat hiçbir şeyden anlamıyor. Bu insanlar oy verip kat irtifakını değiştiriyorlar. Bahçe mesafesini değiştiriyorlar. Yol genişliğini değiştiriyorlar. Yani biz uzman olmayan kişilere devrettik ve farkında değiliz. Üç, daha da vahim bir şey.
Şimdi kentsel dönüşüm, yapımı güçlendireceğim, daha sağlıklı yapıda oturacağım diye kendi yaşadığım bölge Maltepe'den örnek vereceğim. 4 katlı binalar. Şimdi 6 katlı oluyor. Bir öyle bodrum mi sokuyorlar, bir üst veriyorlar, 6 kata çıkıyor. İyi. Binalar da yenileniyor. Müteahhit memnun. Alanlar memnun değil alt ama. Alt kat dükkan, üst kat dubleks olacak. Müteahhit de kazanacak. Anladım. Ama başka bir şey çıkıyor. Hektarda kişi sayısı 700'den %50 arttığı doğru için daire sayısı 700'den 1050'ye çıkıyor. Ama altyapı 1050 değil. Sokak genişliği 1050'ye göre değil. Enerji dağıtımı 1050'ye göre değil. Yağmur suyunda 1050'ye göre değil. Park geçmiş yılına çok göre güzel değil. Bunları ben biliyorum ama şunu rica ediyorum sizden, yani değerli bütün konuklarımızdan. Ve ben çürük olan bir binanın içinde oturuyorum şu anda. Yani sizin bu anlattığınız şeylerin yerine gelmesi Türkiye konjonktüründe 50 yılı da bulabilir, 70 yılı da bulabilir. Yani ölmek de istemiyorum. Çarem de yok, ekonomim de yok. Yani bu ölçekte altyapısıyla binanın parseli olabilir, toplu olabilir, nasıl değerlendiriyorsanız bilemiyorum. Neyi kim yapmalı ve hızlıca yapmalı onu soruyorum. Buna yoksa şeyi anladım. Çok kestirme çözümler önermek pek her zaman mümkün değil. Belki doğru da değil. Bir kere yeniden ele alacağız. Devlet bu konuya eğilecek. Bilimin ışığında. Devlet dediğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mıdır? Yani şu an bu işin bakanlık muhatabı söz konusu değil. Değil mi? Ülkenin yönetimi aklını başına alıp insanları da bu yönetimi bu yönde teşvik edip doğruları yaptığı takdirde yeni iktidarda kalabileceğini hissettirirse her iktidar bunu yapar. Geleceğimizi yeniden planlamamız lazım. Ama şu anda en doğrusu mevcut yapınızı yıkıp yeniden yapmak değil. Mevcut yapılar şu an dayatılan altında, bu ama evet, değil mi? Risk altındaysa, çünkü şu anda bile yapılan yapıların sağlamlığı konusunda garanti yok. Bir kere mesela yüksek yapılarla ilgili bir yönetmeliğimiz yoktu bizim. Bir sürü yüksek yapı yaptık. Doğru. Mesela bir yerde dediğiniz gibi 4 katlı bina ve 4 katın ya da 6 katlı bina 4 kata izin vermiyor ama 50 metre aşağısına bakıyorsun 25 kat dikmiş. Evet. 25 yani katın tamamını betonarme yapıyor. 25 katın tamamını betonarme yapan gelişmiş ülke ben bilmiyorum. Ne olmalı? 25 katta ne olmalı? Ben listeye geçmiyorum. Ben örnekler sayıyorum. Buralarda sorunlar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Belirli yasalar sadece söylüyor diye aslında bilime dayanmayan üretim yapıyoruz. Bu durumda yapılan üretimde sıkıntı var. Şöyle daha net olur galiba. Yaklaşık 7-8 yıl önce ben bir yaz okulu açtım. 13-14 üniversite katıldı. 3-4 tanesi yurt dışındandı. Şunu irdelemeye çalıştık. Mevcut sistemle yapıldığı halde yapılarımızda hala sorun var mı? Bir. İkincisi, hangi yapı türü? Hem program olarak, yani içerisinde yapılan işlev olarak konut ayrı, işte okul binası ayrı, cami ayrı, yapı cinsine göre hangisi daha riskli, hem malzeme olarak hangisi daha riskli. Sonuçlar çok uzun ama kısaca şunu söyleyeyim. Bir yıl içerisinde teknik üniversiteye müteahhitin kendi zorunluluğunu hissedip teste gönderdiği demir sayısı yaklaşık 500. 500 müracaat olmuş. 500 müracaattan yaklaşık %9 demir çekme mukavemetinin üstünde çıkıyor. Yaklaşık %36'sı da çekme mukavemetinin altında çıkıyor. %36-39 demir aynı anda hem çekmeye üstünde hem altında olamayacak. Bu durumda %45 bozuk demir var. Özür dilerim. El mikrofonla devam edebilirsiniz. Son 1-2 cümle sadece. Peki her yapıda biz betonu bir şekilde çözdüğümüzü varsayıyorum. O da garanti değil ama her yapıda gerçekten demiri sağlıklı olarak her katta test edip %100 emin olup mu yapıyoruz? Ben değilim. En şimdi, azından mimarlar odası olarak görev yaptığımız süre sorun üstü sorun yumayla evet karşı karşıyayız. Yani şeyi anladım. O zaman kime güveneceğim? Şimdi ya 99'dan sonra diyelim ki ev alan biri ortalama tahmin ediyorum ki krediyle genelde, değil mi? Şimdi banka bu işin her şeyini inceleyen kurum olarak bakılıyor. Yani vatandaşın da başvurduğunda ana kafası ya diyor ki ben bankadan bu işi çözersem o adam aptal değil, yani parasını o da sokağa atmaz, nihayetinde ben borcumu ödeyene kadar o bankayı ipotek altına alacak, dolayısıyla depremle ilgili şeyini de iyi takip eder efendim, ya da diğer yan unsurları neyse, rant getiren, önümüzdeki sürece dair karlılık getiren neyse, o tip şeylerini hesap ederek diye bakıp bankasına başvuruyor, kredisini alıyor ve evini öyle alıyor. Bir cümleyle, bu sistem çökük bir vaziyette. Bir cümleyle daha anladım da korkutacağım sizi. Sonra buyurun, bir başkası daha fazla korkutsun diye devam etsin. Tamam, peki. Bütün bunların aslında sonunda sahada bir şey imal ediliyor. Şimdi şeyi bir kenara bırakalım. Nasıl çözeceğimize geleceğiz tabii. O üç son bölümde evet, çözüm son bölüm ayrıca sadece sahaya geldiğimizde varsayıyorum proje doğru.
Varsayıyorum yani mimarisi, elektriği, statiği, mekaniği hepsi doğru yapıldı. Varsayıyorum sistem de doğru işledi. Yapı denetimde işi devraldı. Sahada daha da vahim olay. Bence bu konuyu Pınar Hanım saha konusunda bizden peki, daha deneyimli. Hemen dönelim. Ona devredelim ve sahada hemen neler olduğunu bir görelim bence. Pınar Hanım, benim anladığım yüksek katlı hiçbir binanın garantisi yok gibi anladım Tevfik Bey'in sözünden. Yani aslında birçok binanın, yani alçak katlıların da bana öyle sorarsanız garantisi yok. Şunu çünkü 99'dan sonra yapılan binalarda da sorunumuz var. Bir bu, değil mi? Tabii, kesinlikle her noktada sorunumuz depreme dayanıklılığı var. Konusunda sorunumuz var. İki, evet. Yani böyle anlayabilir ölçüde devam etmek açısından. Buyurun. Bir kere yani betonarme üretiyoruz biz. Yani inanılmaz bir beton aşkı var. Betonu yani biz mimarlar çok severiz betonu. Blok blok betonlar geliyor inşaatlara. Yüksek olsun, alçak olsun. Ve bir bakıyorsunuz bir anda böyle kutu şeyler yerleştiriyorlar. Onların üzerine bunu diziyorlar. Ve o şekilde yükselen bir bina görüyoruz. Bu sağlıksız bir yöntem mi? Bunu mu anlamalıyız? Yani öyle değil aslında. Betonarme çok nitelikli yapılar yapılıyor. Bunu görüyoruz zaten hani. Mimarlar çok iyi işler üretiyorlar. Fakat betonun şöyle, yani kendi içinde şöyle bir problemi var. Betonun ömrü çok kısa. Hmm. Mesela ahşap yapılar böyle değil. Yüzyıllarca kalıyor koruduğunuz zaman. Ama beton öyle bir şey değil. Şu anda sahada gördüğünüz en kaliteli betonun ömrü nedir? 50 yıl. 50 yıl. Tabii yani yapılan şu anda içine girip oturdu. Le Corbusier'in binasını sanıyorum korumaya çalışıyorlar. Herhalde bir 80 yıl falan oldu. Yani artık insan falan yaklaştırıyorlar yakına, işte bir şeyler. Ama bizim normal kullandığımız binalar bu kadar korunan bir şey olmadığı için. Hani maksimum 50 yıl diyelim. 50 yıl sonra ne olacak? Ne olacak? Varsayalım ki dönüştürdünüz, hatta dönüştürme yasasından faydalandınız ama dediniz ki müteahhite vermiyorum, ben üstüne parasını koyarım, işte daireler toplanırız, biz kendimiz dönüştürürüz ve 50 yıl sonra ne olacak? Şimdi 3 tane parsel düşünelim. Ortada siz yaptınız, korumak istiyoruz, katımızı korumak istiyoruz, yükselmek istemiyoruz, bahçe alanımız kalsın. Yanınızdaki yükseldi, emsal hakkını kullandı. Öbür yanınızdaki de yükseldi, siz ortada kaldınız güdük. Şimdi o kadar komik bir şey oluyor ki. Bunun 30 yıl sonrasını düşünelim. Binalar eskimeye başladığı zaman, varsayalım ki sorunlar çıktı binada, betonarmesi iyi olmadı vesaire. Tekrar dönüştürüleceği zaman ne olacak? Yani bu sefer parsel birleşmesi dediğimiz şeyi yapıyoruz. Normalde tevhid dediğimiz şey, parselleri birleştiriyoruz. Daha çok kat çıkma hakkı kazanıyoruz. Emsalli yerlerde bu böyle, kat sınırı yoksa. Daha çok çıkıyoruz, iki parsel birleşiyor, ortada daha uzun bir bina. Üçüncü de ona katılıyor, bir 30 yıl sonra birleş. Ben size onun ne olacağını söyleyeyim, yani bir 200 yıl sonra falan İstanbul'un ortasında tek bir bina ve bütün İstanbul orada oturuyoruz. Hepimiz komşuyuz yani. Bunun sonucu bence bu. Yani ben başka hiçbir çıkarını göremiyorum. Gaz beton dediğimiz şey için de geçerli mi? Yani o farklı bir malzeme. Yok, gaz beton normal betonarme sistemin yani aralarında dolga elemanı olarak kullanılan bir şey. Şu an şey dönemi geçti galiba. Eskiden tuğlaları yani diziyorduk. Cevap benim, Pınar'ı çok sıkıştırıyorsunuz. Özür dilerim. Şimdi yani onu kastetmiyorum. Beton hazır açılmış. Beton konstrüksiyonu, strüktürü, taşıyıcı sistemi oluşturuyor. Şimdi yanlış mı biliyoruz? Yani bizim bildiğimiz şey böyle tuğlalar dizilirdi eskiden. Üzerine işte sıvı. O yığma yapı. O evet. Başka o karkas yapı. Şimdi o başka böyle bir yerlerden yapı. Koca koca bloklar geliyor. Tamam. Şimdi Ayasofya, kocaman vinç operatörlerimiz var. Çok da iyi maaş alıyorlarmış bu dönemin gözde meslekleri. O vinç operatörleri. Onlar taşıyıcı değil. O koca koca gelen gördüğünüz gaz betonlar duvar elemanları. Ha, duvara yerleştirilir. Esas taşıyıcılar değildir. Peki. Bir yapıda iki tür yük bulunur. Bir sabit yükler vardır. Bir hareketli yükler vardır. Yapının statiği, mukavemeti, mühendislik hesapları buna göre yapılır. Sabit yüklerin birincisi ana taşıyıcılardır. Kolonlar, kirişler, döşemelerdir. Betonla yapılıyor şu anda. Bazı yapılarda çelik yapılır. Bazı yapılarda ahşap yapılır. İkinci sizin sabit beton yükü, sıkıntılıdır dediğiniz şey ne şu anda? Betonun kendisinin bir ömrü vardır. Yani yaptıktan sonra o nereye yapılıyor beton şu an? Beton kimyasal bir reaksiyon sonucu tamam. oluşur. İçerisinde kum vardır, çakıl vardır. Değişik tane yani çapları farklı olan büyüklüklerde belli bir granometrik eğride mühendislik hesabı gerektiren bir karışımdır. O karışımın içerisinde çimento katılır. Çimento tek başına mukavemet sağlar ama aynı zamanda kendisi çatlayan bir malzeme olduğu için onun içinde de alçı vardır. Burası kritik nokta.
Bunlar karışır, suyla birleşir ve beton oluşur. Beton donduğunda basınca karşı binanın ağırlığını taşıyan şeydir. Deprem anında da mesela her iki elimi birer kolon kabul edin. Deprem sırasında bu tarafa sallanırken buradaki bina basınca çalışır. Hı hı. Burada beton o zaman işi sağlar. Hı hı. Ama aynı zamanda bu beton artık diğer tarafta çekmeye çalıştığı için bu sefer de içindeki donatı yani çelik görev yapar. Bina sallanırken önce beton sonra çelik devamlı yer değişir. Bunlardan biri zayıf olursa bir harekette başınca karşı zayıf olansa o tarafa yıkılır, çekmeye karşı zayıf olansa o tarafa yıkılır. Peki ana kritik soru şu o zaman. Yani evet. Önemli bir teknik bilgiydi, teşekkür ederim. Rica yani Pınar Hanım da siz de diğer konuklarımız da yanıt verebilir. Ben neye güvenerek ev alacağım o zaman? Kime güveneceğim? Bu işin şeyi muhatabı var mı? Bunu bir tamamlayayım mı? Küçük bir iki ilave yapayım. Sonra arkadaşlar peki. Herhalde benim şey yaptığım konuya devam edeceklerdir. Bu malzemenin çokça dünyada tercih edilmesinin sebebi az önce söylediğiniz üstüne sıcak koyup yapmanın çok büyük bir maliyeti ve zamanı vardı. Örneğin bir kemer yapacaksanız önce kalıbını yapacaktınız sonra malzemeyi taşıyacaktınız. Vinçler, bir sürü işçilik. Betona geçtiğinizde ise ahşaptan kalıbı çakıyorsunuz, demirleri koyuyorsunuz, sıvıyı döküyorsunuz, o bitiyor. Şekil vermek de çok kolay. Uzun uzun uğraşmıyorsunuz. Ama betonun çok hassas noktaları var. Mesela 1 metreküp betonda olması gereken su miktarı 0,225 metreküp. Bunu %50 arttırırsanız mukavemet %80 düşüyor. Tamam. Bunu kalfa bilmiyor. Tamam. Betonu da kalfa döküyor ama. Olmalı. Yani ben satın tamam. aldığımda... Bilenler sahaya gitmiyor. Çünkü onu karşılayacak ücret almıyorlar. Sorumluluk da zaten %100 hesabı yapana verir. Sistem karıştı. Şöyle söylüyorsunuz daha sonra muhatabı bile yok diyorsunuz o zaman bunu. Onu mu anlıyorum? Bir anlamda öyle evet. Öyle. Yani peki. 99 depremi sonrası yıkılan binalarda kimi hapse sokacaklarını, kimi suçlayacaklarını daha doğrusu tam kestiremediler. Aslında o da belliydi ama son bir şey. Bütün bu malzemenin belli bir ömrü var. Sağlıklı yaparsanız 50 yıl. O da en sağlıklı yapmazsanız yani ilk başladığı yıllarda hatta 30-40 yıl falan diye düşün. Şimdi 50-60-70'e çıkıldı. Çok özel yapılarda 100-200 olabiliyor ama o maliyeti hiç kimse karşılamaz. Bunu sağlıklı yapmıyorsanız ömrü daha kısa yıl. 50 yıl değil. Sizin anlattığınızda ben şunu anlıyorum. Yani 100 yıllar önceden kalan evleri, o mimarileri yapanlar destan yazmış. Ben 600 yıllık ahşap yapı göstereyim mi size? 600 yıllık depremler geçirmiş. Şu an şok içindeyim. Yani hani şu günün teknolojisiyle biz sadece betonerme olarak inşa edilen binanın 50 yılda ya da 60 yılda ya da 70 yılda her neyse içindeki şeye göre ya, hakikaten efsane yapmışlar. İlker Bey. Buyurun. Ve ekleyeceklerinizle devam edelim. Sorduğunuz vatandaş güvenli evini nereden seçecek? Tabii. Şimdi bu soru tabii kafaları kurcalayan bir şey. Burada bir defa mantık yürütmeniz lazım. Pınar Hanım'ın aslında çocukluğuna gidiyoruz. Yani tabii, uygulamada sorunlar var. Buhran'la bir anda yaptığı çıkışı biz bugün hala soruyoruz. Yani ve bu teknolojiyle soruyoruz. Uygulamada yaşadığımız sorunları hepimiz karşılaşıyoruz. Onları açacağız biraz sonra. O sorunlar gerçekten var. Uygulamada henüz çözülemedi. Şimdi vatandaş açısından şöyle bakmalarıyla ben tavsiye ediyorum. 31 yıllık deneyime göre bakış açımızda kendimize göre bir deneyim geliştirdik. Evet. Bilimsel öğretilerde de bunlar geçiyor. Bir defa doğaya meydan okuyan yapı tiplerinden uzak dursunlar. Benim naçizane birinci olarak ne söyleyeceğim. Demek o? Yani şimdi eni boyunu aşırı oranda geçmiş, aşırı yüksek mantık silsilelerini zorlayan, yani isim vermiyoruz. Doğaya meydan okuyan. Çok güzel. Ters. İyi açtınız. Anlaşıldı evet, bence. Bunlardan uzak dursa bir. İkincisi çok yüksek yapılara bugüne kadar maalesef yönetmeli olmamasına rağmen ülkemizde izin verildi, yapıldı. Şimdi bu yapılar yapılırken 5 katlı, 4 katlı, 7 katlı biz binayı nasıl bir yöntemle betonarme yapıyı yapıyorsak bunlar da aynı yöntemle yapıldı. Oysa ki Japonya'da bu binalar böyle yapılmıyor. Yapılmıyor. Yani bina uzadıkça bunun yapım sistemi değişiyor. Bu şu anda bizde 40 katların yapıldığı yöntemle yapılmıyor. Yapılmıyor. Buna dikkat etsinler. Silivri ve bölgesini çok iyi biliyorsunuz. Yani bizatihi şey yapayım. Bu işin uzmanı bir isimsiniz ve o taraftan bu tarafa gelirken sağlı sollu gökdelenleri, yüksek binaları görüyorsunuzdur ister istemez. Siz bir mimar olarak oralardan bir ev alır mısınız? Şu
Şimdi şöyle söyleyeyim, bir defa ya da alabileceğiniz yer var mı? Beylikdüzü'nün kendi toprak taşıma zemin değerlerinden bahsedildi. Zemin değerleri şu an İstanbul'da çok iyi. Sadece Beylikdüzü'nü kastetmedim. Yani evet, oradan gelirken görüyorsunuz. Ama burada zemini kendi içinde gördüğünüz gibi, şimdi bizim jeoloji ve jeofizik hocalarımız bunları gayet iyi izah ettiler geçtiğimiz yıllarda. Büyükçekmece'den itibaren jeolojik formasyon Tekirdağ'a kadar sert bir yapıdadır Büyükçekmece'den sonra. Güvenli. Fakat, yani vatandaş. Evet, yani buradaki zemin kayaçlar eski, oldukça üst seviyelerden bahsediyoruz. Beylikdüzü'nden Tekirdağ'a kadar. Şimdi Beylikdüzü'nde şöyle bir hatalar yapıldı. Beylikdüzü'nde zemin tabii taşıma... Aslında Esenyurt'u da konuşuyoruz. Onlar yani Beylikdüzü'ye diye geçiyor. Yani oradan mantık silsilesiyle insanlar yorumunu yapabilir kendine. Çıkarımda bulunabilirler. Burada taşıma değerinin zemin diyelim ki 7-8 kat taşıyacaksa, maksimum 6 kat taşıyacaksa, 6-7 kat taşıyacak yere 12 kat, 15 kat binalar verildi, 10 küsür kat. Doğru. Ben de iki tane 12 katlı binanın, iki çift bodrum 10 katlı binayı depremden önce, deprem normlarına uygun, içinde özellikleri ihtiva eden, bu depreme karşı dayanımı daha yüksek, iki tane bina ruhsatı aldım. Hatta mal sahipleri bile şaşırdı. Yani depremden önce aldım, ruhsatları var. Yani belgeli iki blok. Şimdi burada taşıma değerinin üzerinde bina verilmesi çok büyük hata. Yani bunların o hatalar orada oluyor. Tabii kamuoyunda panik oluşturmak istemiyorum ama bunun da hataları devam etmemek lazım. Yataya yaymamız lazım. İstanbul dikeyde gelişmiş sorun ülkelerde geçiyor olduğu şekilde gelişmedi. Gelişmedi. Bir pek çok yapım yöntemi denilebilir ancak burada denetleyici kurum olarak devletin başında bulunan hükümetin yönetimlerinin silsile usulüyle bunlara müdahil olmaları lazım. Eğer getiren bir mühendislik projesi size, siz bunu yani bu yetki de verilmeli, yani belediyelere yetki verilsin. Bunu geri çevirebilmeli, yani zayıf bulduğu şeyi reddedebilmeli. Ama bilimsel kıstasla bugün bir imza attığı zaman mühendis, yapı denetiminden geçtiği zaman belediye kabul etmek zorunda kalıyor. Oysa benim yaşadığım tecrübelere, bilgi birikimime göre bugün yapı hataları, yerinde imalatta uygulanan kusurlar da göz önüne alınarak toplamda kolon kesit alanları, beton kesit alanlarının büyüklüğü, oranının en az %20-25 açılması lazım. Türkiye imalat standartına göre en az %20 kabul edilen statikteki teknik verilerin üstüne çıkılması lazım. Bunu mal sahipleri mutlaka talep etsinler karşıdaki projede meslek mensuplarında. Sizde bunun getirisi daha fazla olur. Bu da küçük maliyetleri biraz vatandaşı taşmışlar aşar dediniz. Evet, yani çünkü şöyle oluyor. Bir işte kredili, şunlu, bunlu, birçok seçenekli, kira öder gibi gidiyorsunuz. Daha bir hani dakika bir gol bir ya da eski deyimiz selamun aleyküm aleyküm selam hani derler ya. Efendim işte yerimizi şu araziye yapacağız. Biz de araziden satın aldığımız için o sizin dediğiniz bilmiyorum. Şimdi şöyle, ben size rakamsal olarak şöyle yapabilir bir şey vereyim size efendim. Resmi birimlerde şu anda toplu konut yapan kurumlardan birinin isim de vermiyorum. Resmi analizini gördüm ben. Evet. İçeride gördüm analizi. Beton kaba inşaat alanının toplam maliyet içerisindeki payı %33'tü. Yani buradan bir çıkarım yapsın. Buradan bir çıkarım büyük yapsın deyin, vatandaş. Kendi hayat riskini atmasınlar. Bir de sorduğun soruya cevabı şöyle veriyorum. Buyurun. Vatandaşın isteğini şöyle uyarayım. Çok uzun zamanlar sağlıklı binada yaşayacağım, kentsel dönüşümde diye uzun süreler beklemesinler. Hayatınız mı önemli, binanız mı önemli? Tercihinizi ama yapın. Ama yok, çıkışı yok işte. Uzun, daha uzak mesafelere giderek maliyeti düşük yerlerde fakat emniyetli bina almalarını tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorsunuz. Evet. Belki özür dilerim, çıkarım bir konuyu düzeltip bir cümle devam olur etmek isterim. Kusura bakmayın. Şimdi az önce konuştuklarımızdan şu sonuç çıkmasın. Hepsi böyle. Hayır. Yok, hepsini bu, demedik zaten. Varlığı de, çok rahatsız edici böyle bir şey. Yapımcıların içerisinde de, beton üreticilerin içerisinde de mutlaka işini çok doğru, sağlıklı yapan, gerçekten vicdan sahibi, akıl sahibi, bilim sahibi insanlar var. O zaman aynı soruyu size soruyorum. Şüphesiz İstanbul'da 12 katı aşan bir yerden siz bir mimar ev alır mısınız? Ama incelerim. İncelersiniz. Evet, ben bir ev alacaksam onun projesini görürüm. Yanıtımı alırım. Yapım şartlarına bakarım. Şey var. Mühendislik esas. Pınar Hanım, bir siz alır mısınız? İncelemem gerekir. Şunu söylemek istiyorum. Yani ben tekrar yapım yıkılacak ve yapılacak olsa benim öncelikle düşüneceğim şey şu olur. İşte bana kaç metrekare düşecek? Doğru. İşte kaç para alacağım? Ne kadar kirada vesaire? Şimdi 300 bin lira ev biterse 1 trilyon olur. Bunlara inanın ki yani ben vatandaşa bunu söyleyebilirim. Ofise gelen herkese de bunu söylüyoruz. Zaten müteahhit bunu sizden çok düşünüyor. Yani mimar da öyle. Yani size maksimum
kazanç sağlayacak, yani vatandaşı en iyi pozisyona koyabilecek şeyi düşünüyor. Şunu yapıyoruz yani, kazan kazan mı yapıyoruz biraz? Yani müteahhit de kazansın, mimar da kazansın ama evi evi de güzel olsun. Çünkü bu herkes için önemli. Doğru. Yani hiçbir müteahhit, ya yapayım da işte uydur kaydır, vardır mutlaka böyle insanlar var. Ya da işte çok kötü mimar falan. Vardır. Şöyle sıkıntılar da işte. Kötü işte insanlar her yerde var. Kameraman arkadaşımız şu an Jimmy Jeep'te görevli. Her şeyi anlaştınız. Müteahhitten de haber yok değil mi? Mesela evinizi dönüştüreceksiniz. Hangi bölgeydi? Kağıthane'de oturuyor. Her şeyiyle anlaştı. Sözleşmelerin başkasına da gidemiyor. Kaldı. Hı. Ev sıkıntılı değil mi deprem konusunda? Hani mesela canlı yaşadığımız örnek. Hani ha, o şundandır. Müteahhit şu an kıvranıyordur. Ben onu söyleyeyim. Çünkü kesin kamu kurumlarıyla problem yaşıyordur. Nasıl yönlendireceğiz işte yaşadığını? Uğurcan ne yapsın? Şimdi orada hangi müteahhite verse muhtemelen Kağıthane Belediyesi'ni yaşar. Biliyorum bu arada. Öyle yani mi? İnsanlar yıkılmış durumda. Yani muhtemelen kamu kurumlarıyla ilgili çok büyük sıkıntılar vardır ve adam gün sayıyordur ki, çünkü onun için her gün bir para kaybı zaten. Oraya harcadı her gün, çünkü bu işi takip ediyor, buna harcadığı masraf, üzerine aldığı yükümlülük, yani müteahhitin de belli yükümlülükleri var. Aynı şekilde işte mimarı da sürekli işi almış ama bekliyor, yani hani yapsam ki muhtemelen ona da projeler çizdiriliyor, o da parasını vesaire. Şimdi burada tabii söyleyeceğimi unuttum bu arada. Ha, şeyin vatandaşın, yani ben olsam işte yapım dönüştürülüyor olsa şunu düşünürüm. Ben nasıl, yani yeni yapılan yapımda ben nasıl yaşamak istiyorum? Ya biz artık varoluşçuluğu geçmiş olmamız lazım bu noktada. Yani işte onu geçemiyoruz. Doğru. Ya hala TOKİ mantığında bir ya sok işte başını, yapıldı ya falan, hani ya bundan çıkmamız lazım. Ya işte şu kadar metrekareye yeter falan. Hayır, tekrar siz yeni bir bina yapılacak. İnanılmaz bir masraf. İnsanlar yıllarca emek verecek. Bir sürü çalışan. Ve siz tekrar belki ileriki 30 yıl o yapının içinde yaşayacaksınız. Ve siz mutfağım işte 12,5 metrekare mi olsun, 12 mi olsun? Hayır, nasıl bir mutfak hayal ediyorsunuz? Ailenizle birlikte oturacağınız mı? Geniş geniş böyle ferah ferah. İşte nasıl bir yaşantı hayal ediyorsunuz? Ya ben oda istemiyorum kardeşim diyebilir herhangi bir kattaki. Öbürü diyebilir ki ya ben çok oda istiyorum, salon istemiyorum. Öbürü der ki benim banyom ön cepheye baksın. Bütün ferah ferah şey. Yani hayal etmiyoruz. Vatandaşın en büyük problemi bu bence. Hayalleri tükenmiş insanların. Doğru. Yeni bir yaşam isteseler inanın ki yani bu sorun metrekare vesaire, bu dönüştürülmelerde bunların şey olduğunu düşünmüyorum. Her metrekareye uygun bir hayat sunabiliriz diyorsunuz. Yani bizim zekamız, teknolojimiz ya da tabii inşaat. Bir mimar bunun için yetişiyor, bunun için zaten. Yetişiyor diyorsunuz. Naci abi, sorunları anlattım. Vatandaşın sorunları var. Ne öneriyorsun? İşte Uğurcan orada. Uğurcan'a ne öneriyorsun mesela? Kilitlenmiş kalmış. Uğurcan benden ümitlenmesin. Öyle mi? Radikal düşünüyorum. Bir kere birinci konuşmamda söyledim. Yanlış yerlere binalar koymuşuz. Şimdi aynı yerlerde tekrar bina yapıyoruz. Ama ben bir şey rica edeyim. Şimdi sorunları anladık. Yani o ortadan bir buçuk saat. Artık şey çözüm, yol haritası ne? Kim çözer? Yani bakanlık, bakanlar kurulu, Beştepe, belediye, vatandaşın kendisi, bizatisi. Biraz onu istiyorum artık. Şunu söylüyorum. Bu ülkeyi şu anda yönetenler bu ülkenin insanının istediği bir yönetimi yapamıyorlar, yapmıyorlar. Öyle bir şey yürümüyor. Akıl, bilim ve fen, teknik dışlanmış. Ne yaparsanız yapın. Sonuç hüsrandır. Eğer siz bilim ve teknikten uzaktaysanız, nerede oluyorsanız olun, sonuç hüsrandır. Nereye yapı yapılacağını jeologlar bilir. Beştepe bilmez, Ontepe'de hiç bilmez. Ama peki o zaman ya, neden tamam, jeoloji fakültelerini açık tutuyoruz? Şimdi ama imza onda neticede. Bu sizin efendim, anlattıklarınız bir dosyaya girecekse nihayetinde işte hani Beştepe ise Beştepe, Çevre Bakanlığı ise Çevre Bakanlığı. O zaman burada bir yanlış var. O zaman çözülmeyecek bu sorun. Çözülmeyecek. Sizden anladım bu. Böyle kalacağız. Çok açık. Çözüm önerimiz var efendim. Yok, çözüm önerileri mutlaka olacak da. Benim önerim bir kere kamuyu yönetenler, devleti yönetenler bu göç olgusunu tersine çevirmenin kararlarını almalılar.
Birincisi bu, buradan başlıyor. Çünkü bu göç İstanbul gibi doğru yapılaşmanın olacağı yeri az olup kötü yapılaşmanın, yapılaşmanın olmaması gereken bir şehire akın yüzünden bugün bir felaket yaşadık, tekrar yaşayacağız. Birincisi bunu tersine çevirecek merkezi hükümet mi dersiniz? Hangi hükümet dersiniz? Bunu bu kararı almadı. Yani köye dönüş, köye veya başka neyse, yere. Neyse yani hani proje ismi olarak. Bu ülkenin arazisinin %60'ı yapılaşmaya müsait. %7'si. O zaman soruyor, Uğurcan köye mi gitsin? Hani o örnekten yola çık. Ben ısrarlıyım vatandaşın sorusuna yanıt almakta. Köye veya doğru yapılaşmanın olabileceği yerlere gitsin. Jeologlar buna karar versinler. Şuralarda yapılaşma yapılabilir. Ondan sonra kamuoyu... Mesela o yapılaşma içinde çok tartışma var. Dağlık yani vadiye değil, daha doğru bir yapılaşma doğrudur deniyor mesela. Bakın tarihe baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Ova'daki... Özür dilerim, o mesela 600 yıllık bina ovada mıdır, vadide midir, dağda mıdır? Kesinlikle. Dağda ovada oluyor. Olmaz. Tepesinde de olur. Tamam. Şimdi söyleyeyim. Gidin Van'a. Gidin Bursa'ya. Gidin başka böyle ovada yapılmış tarihi yapılara bakın. İsterseniz telefonla İlyas İlmazer'e uğrayın. Bunun çok kavgasını yıllardır verdi. Doğru. Yatak arazileri. Kastettiğim projeler ona ait zaten İlyas Hoca'ya. Bütün eski yerleşim yerleri eğer ovadaysa bizim tabirimizle yıkılmaya mahkum. Hayır, batmıştır. Batmaya. Batmıştır. Peki neredekiler ayakta duruyor? Kayanın üstündekiler. Peki bu kadar bir tartışma. Ben buna itiraz sizden ediyorum. Ardından Osman abiyle bir kere ediyorum. Şunu da söyleyeyim. Bir mühendis kayada da ovada da yapı yapar. Evet. Ama akıllı mühendis ovada yapı yapmamak için direnir. Direnir diyorsunuz. Bu vicdanın sorumluluğudur. Bilmiyorum öyle mi, buyurun. Sonuca katılıyorum ama sebebe katılmıyorum. Beyefendinin söylediği doğrudur. Bütün geçmişte kentler hep aslında bir dağa yaslanmış. Gerçekten şey merak ettim ama o 600 yıllık bina vardır. Ovada mı daha hatırlıyor bunun musunuz? Bunun iki sebebi vardır ama dağda olmasının. Birincisi herkes manzarayı görebilir, ışık alabilir. Düzlemden ziyade eğimde çok büyük avantajlar vardır. İkincisi tarım toplumundan geliyoruz. Düz tarım demektir. Siz üzüm yetiştirdiğiniz bağ ev yapmak ister misiniz? Orada üzüm yetiştiriyorsunuz. Ama şimdi toplum dönüşüyor. Yani geçmişten bugüne doğru toplum sürekli dönüşüyor ve günümüzün sanayi toplumuna geçildi. Artık dağda tarım yapılacak araziye olan ihtiyaçtan fazla ihtiyaç yok. Tam tersine ovada artık araziye ihtiyaç var. Çünkü sanayi tesisleri çok büyük alanlara yayılıyor. Çok büyük metrekareler kaybediyor. Siz bunu dağda yapamazsınız. Bütün bu dağı tıraşlı. Peki. Ama buna karşılık önlemleri bu almak. Bu bölümü tamamlayacağım. Mutlaka doğru yeri koymak. Tarım arazilerinde mümkün olduğu kadar kaçmak ve mümkünse doğru zeminlerde. Doğru zeminde olmak. Kolay zeminlerde Naci diyeyim. Bey. Doğru demeyelim de kolay zeminlerde yapmak peki gerekir. Hayır. Buna itirazınız var. Kesinlikle. Bir kere bir ülkeyi yöneten o ülkenin beslenme güvenliğini sağlamak durumundadır. Çünkü beslenme güvenliği olmayan hiçbir toplum yaşamayı doğru düşünemez. Nokta diyorsunuz. Tarım alanlarına yapı yapmak en büyük ihanettir. Bu kadar kaya, yapıya müsait yer varken eğer yatak araziye hala ben mühendisim buraya da yapı yaparım diyorsa o ihanetin oyuncusudur. Bilinçli veya bilinçsiz. İlker Bey. Türkiye'mizde geçmiş antik dönemlerden kalan çok sayıda uzun ömürlü yapı vardır. Dağda mesela mı, ovada mı? Bunların aşağı yukarı tamamı dağdadır. Dağlık, öyle kayalık mi kesimdedir. Kayalık. Mesela örnek Malamadi Köprüsü. Yani bin yıla yakın, yüzlerce yıllık. Aynı şekilde gene doğu bölgesinde, güneydoğu bölgesinde 700-800 yıllık antik Hristiyanlık döneminden kalmış ayakta sağlam yapılar vardır. Bunların çoğu da 3 boyutlu yük taşıyan kemerli yapılardır. Yani bunlar okullarımızda okutuluyor. Mimarlık talebeleri, mühendislik talebeleri bunları ya görüyor. Oradaki izler bunları, bugünkü inşaatlarımızda var mı? Yani mesela kemerler diyorsunuz. Yani teknik olarak onu yansıtabiliyoruz mu biz bugün inşaatlarımızda? Şimdi bizim o zaten bambaşka bir şey, bugünkü bambaşka bir yok, şey. Yok, alçak katlı yapılarda halen yapılmasına teknik olarak
müsait. Yani müsait. Yapmak isteyen yapar. Yapmak ise yapabilir. Peki. Yani teknik olarak şartnameler her ne kadar yığma yapıyı işte bir katta vesaire sınırlamışsa da gerekli tedbirler bilimsel olarak alınıp bu arttırılabilir. Ancak onların hepsi alçak katlı yapılardır. Bunlar da kemer açıklığı büyük olduğu için geçmiş en önemli mimari şeylerden, miraslardan bir tanesi Malavadi Köprüsü. Çünkü açıklığı büyüktür. Şunu merak ettim. Tarihte bu zamana kadar çok uzun yıllar durabilen çok yüksek katlı binalar da var mı? Ayasofya. Yoksa hepsi... Ayasofya. Ayasofya. Su kemerleri vardır. Su kemerleri vardır. Osman Gücü ile tamamlıyoruz. Bilmiyorum. Uğurcan'a önerim var mı? Sorulara önerim var mı Osman abi? Böyle mi öyle tamamlıyoruz ama. Yaptığımız konuşmaların, tartışmaların hiç kesilmeden günlerce sürsek konuşuruz. Konuşuruz, doğru. Şimdi hepimizin... Onun için çok giriyorum araya, bazı seyirciler de kızıyor ama hani vatandaş ne yapsın? Buluştuğumuz bir faydası var. Bir, deprem gerçeği ve mevcut yapı stokları ve yenilenme. Evet. Şimdi bütün bu sistemlerin, biz mimar mühendis arkadaşlar diyoruz ki mesleki birikimimize dayalı olarak böyle böyle olur, şöyle şöyle yapılmalıdır. Sonuç, öyle yapılmıyor. Aa, bu gece yatacağız, sabah kalkacağız, öyle yapılacak. Yok öyle bir şey. Ontepe karar verir. Yok öyle bir şey. Şu anda bizim burada tartıştıklarımız, bilimsel verilerle ifade etmeye çalıştığımız kentleşme, planlama, teknik vesaire vesaire. Bunları uygulayabilecek alanlar maalesef bizlerin elinde değil. Ben serbest çalışan bir mimarım. Benim önüme proje geliyor. Ben projeyi yaparken, uygularken... Benim kim müşterim? Müşterimin bugün kafasında bir şey var. Ben ona tutup mimari dehamızı, düşüncelerimizi falan böyle sanatsal şekilde anlatarak tatmin edemiyorum onu artık. Onun beyni yıkanmış. Onun için en iyi mimar, işi en iyi şekilde kıvıran, orada kendine en iyi şekilde rantı sağlayacak olan kişidir. O kişi de yerel yönetimlerdeki dirsek temaslarıyla işi yapan insanlardır. Sonuç. Buradan hangi ekran? Ha, karşıtı beni şey ettiriyor. Bütün bizi izleyen insanlara, halkımıza söylüyorum. Arkadaşlar, konuştuğumuz deprem konusu, imar şehircilik konusu. Bu bizim yönetimimizle ilgili bir mevzu. Bizi yönetenlerin bizler gibi düşünmesini gerektirecek bir mevzu. Konunun şeyi değil ama bundan sonraki süreçlerde... O yöneticileri biz demokratik usullerle nasıl seçmemiz gerekiyorsa ona göre yapmamız gereken davranışta bulunmamız gerekiyor. Bunu bir kenara koyalım. Şu andaki duruma göre, arkadaşımızın durumu ne olacak? Şimdi ben hep seminerlerde, bir takım yerlerde arkadaşlara özellikle söylüyorum. Biz bu sistemin içindeyiz. Bu teknedeyiz. Deniz dalgalı. Yani... yapacak bir şey yok. Ha, burada ne yapacağız? Biz deprem ve depremselliğin ötesinde bugün artık imar ve yapılaşmadan neyi nasıl kazanırız, ne yaparız hesabıyla herkes bugün bir takım programlar ve işlerin içerisinde. Ben özellikle söylüyorum. Dönüştürülecek olan yapıdaki arkadaşların mutlaka konusunda uzman bir mimar, mühendis ve bir hukukçuyla konuyu yürütmelerinde fayda var. Hiçbir şekilde apartman yöneticisi veya aracı veya bir bilmem neyle bu işin içerisine girmesinler. Herhangi bir resmi evraka imza atmasınlar bu dediğim kişilerle görüşmeden önce. Peki, çünkü bunun önümüzdeki süreçte hele inşaat sektöründeki daralmanın başladığı ve parası olup da bu işe soyunan heveslilerin bir sürü iş alıp satarak yapacağım diyen insanların bir yığın oluşturduğu bir piyasada biz başka depremler yaşayacağız. Önümüzdeki, kötü konuşuyorum ama öyle. Öyle. Bunları insanlar yaşayacak. Yaşamadılar mı? Beylikdüzü'nde belediye onayladı projeyi. Gittiler bankadan kredilerini aldılar. Yüz binlerce insan banka çatır çatır parasını alıyor. Plana uygun olmadığı için bina yerinde yapılamıyor. Müteahhit ortada yok ama vatandaşlar olmayan eve para ödüyorlar. Buna benzer bir sürü şeyler yaşarız. Bununla ilgili olarak başımızda bizi yöneten aklı başında bir devlet yönetimi yok. Dur bakalım. Bu böyle olmaz, böyle olacak diyecek. Ne dedim biraz önce? Deprem bizim için bir fırsat oluşturulabilirdi. Çarpık kentleşmenin ve yaşamı mümkün olmayan kentleşmenin bu vesileyle yenilenmesi, sağlıklı hale gelmesi sağlanabilirdi.
Bunun imkanı mı yoktu? Vardı. Dünyadaki örnekleri mi yok? Var. En basitinden bir belediye başkanının bir kent üzerindeki örneğini, Eskişehir örneğine konuşabiliriz. Bir başkan kendisi mi yaptı? Yönetti. Bilimsellikle yaptı. Bilimsellikle yaptı. Şimdi yaptı, Eskişehir bir yerden bir yere geldi. Bu küçük bir örnek. Bunun Türkiye genelinde yapılabilir. Avrupa bizi kıskanıyor. Neyimizi kıskanacak Avrupa? He? Kayseri'deki dönüşüme katılıyor musunuz? Orası da çok iyi oldu. Şimdiki bakan yani. Hayır, şimdi şöyle söyleyeyim. Çok bulunuyor, sorayım dedim. Burada ben açıkça şunu söylüyorum. Arkadaşlarım da söyledi, ifade etti. Benim zaten isyanım buradan kaynaklanıyor. Türkiye'de bu işi, Türkiye'de çok iyi uzmanlar var. Çok iyi plancılar, mimarlar. Türkiye'nin bu konuda... Bizi bugünkü halden çıkartırlar mı? Şimdi çıkartırlar. Ha, ama şunu söyleyeyim. Bir, anahtar toplumun elinde, halkın elinde. Evini yenileyecek olan insanın elinde. Öncelikle onların bilinçlendirilmesi lazım. Şu anda onların bilinçlendirilmesini öngörecek bir takım çalışmalar da yok. Yarın pazar. Bütün buradan ekrandaki arkadaşlara, bizi izleyenlere söylüyorum. Alsınlar gazeteleri. Bakın, okuyacağınız 12 sayfalık gazetenin eki 6-7 sayfa tamamı ilanlarla dolu. Ayrıcalıklı yaşam ilanlarıyla dolu. Katlı katlı binaların içinde, koca bir peynir diliminin içinde bir deliği size vermeye çalışan ilanlar. Yüzme havuzları, tenis kortları, hepsi yalan. Hepsi yalan. Sizi hapsediyorlar. Bakın, ben ısrarla söylüyorum bunu. Uyanın artık. Uyanın artık. Bizim yaşam biçimimizi, kültürümüzü, geleneğimizi yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Bu yaşam tarzı bize göre olan bir yaşam tarzı değil. Uyanmamız gerekiyor. Yapmamız gereken de, şu andaki gerçeklere söylüyorum, bu tür işlemin içinde ben olanlar... Ben sorumda ısrarlıyım ama. Tamam, ben ne dedim? Eğer benim böbreğim ağrıyorsa ben doktora giderim. Doktora gideceğim. Baytara gitmem. Veya ne bileyim, ben kasaba gitmem. Mimara gidecekler. Mühendise gidecekler. Avukata gidecekler. Onların bu konuda uzmanların verdiği bilgilere göre hangi evrakı imzalayacak, hangisini imzalamayacak, ne yapacak, kendine bir yol haritası çıkaracaklar. Yoksa baytar böbreğini alır. Peki efendim. Çözümle döneceğiz. Sürem doldu, bir cümle ne olur. Bir cümle ne olur, çünkü o kadar vaktim yok. Çok bize yardımcı olacağını düşünün. Bir kere bilim temel olmalı. En son depremlerden size istatistik vereceğim. Aslında neyin problem olduğunu hep bir taraftan bakıyoruz, başka bir tarafa kaçırıyoruz. Depremde ölenlerin %28'i mobilyalardan öldü. Binası sağlamdı. İlginç. Bu Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir hocamın yaptığı araştırma ilginçtir. Yani yapımızı kurtardıktan sonra başka sorunlarımız da var. O yüzden biraz geriye gidersek, aslında Osmanlı depremi yaşamış ve bir çözüm getirmiş. Bu coğrafya daha doğrusu. Japonya depremi yaşamış ve bir çözüm getirmiş. İkimiz birbirimize çok benziyoruz. Ya, eski yapılarınızı düşünürseniz hareketli elemanlar yok. Masa sandalye yok, sedirler var. Yapının dolapları mesela ana strüktürle beraber yapılıyor. Yani bir takım ipuçları veriyor. Hayat tarzlarımız Japonya ve Osmanlı'da değil mi? Onlar bu çerçeve de aynı. Onlar da yerde oturur, yerde yemek yerler, yerde yatarlar. Bütün vesaire. Bunların önemli. Arkasında yatan çok önemli bir şey daha var. Bir buyurun istatistik efendim. Vereceğim yine. Japonya ile bizim aramızda ortak. Depremde... Yönet benim kulağıma çıldırıyor, ne olur bir cümle. Depremde ilk sorulan soru, ne yaptığınızda %50, yani tabiri caizse altıma ettim diyor. Bunun sebebi mobilyalardan çıkan ve yapıdan çıkan sesler. Bunun üzerinde tekrar bir düşünmemiz lazım. Başka konular var. Devam edeceğiz. Çözümle aktarırsınız bir aranın ardından. Buradayız, çözümü anlatacağız. Vatandaş ne yapacak, Uğurcan ne yapacak, onları sorgulamaya çalıştık. Ama şimdi galiba ya Çevre Bakanlığı mıdır nedir, listemizi biz burada açıklayacağız. Derhal şu yapılmalı diyeceğiz. Bir aranın ardından buradayız.